Evet arkadaşlar, bize yukarıdakilerden hangileri mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir demiş. Yani verilenlerden hangileri asidik özellik gösterir diye soruyor. SO2 gazının sulu çözeltisi SO2 bir asit oksittir. Neden asit oksittir? Çünkü oksijen sayısı ametal sayısından daha fazladır. Bu nedenle birinci çözeltimiz turnusol kağıdını kırmızıya çevirecektir. Sabunlu su bazik özellik gösterir. Tuz ruhu hidroklorik asittir. Yine hidroklorik asit çözeltisi de yine turnusol kağıdını kırmızıya çevirecektir. Amonyak yine bir bazdır. Amonyaklı su yine turnusol kağıdını maviye çevirecektir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzda bize çeşitli metaller ve bu metallerin atıldığı pH'ları verilmiş, çözeltiler gösterilmiş. Bize hangi kaplarda kesinlikle bir tepkime gerçekleşir diye sorulmuş. Bir defa biz neyi biliyoruz? pH 7'den küçükse bu bir asit çözeltisidir. O halde birinci ve ikinci çözeltimiz birer asit çözeltisi iken, üçüncü çözeltimiz nötr bir çözeltidir. Çinko amfoter bir metaldir. Hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verir, ama nötr bir çözelti ile tepkime vermeyeceğinden dolayı üçüncü kapta herhangi bir tepkime gerçekleşmeyecektir. Bakır bir yarı soy metaldir. Yarı soy metaldir. Asitlerle tepkime verir ama her asitle tepkime vermez. Sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime verir. Bu da nitrik asit ve sülfürik asittir. Biz ikinci kabımızda bir asit olduğunu biliyoruz ama hangi asit olduğunu bilmediğimiz için yine burada bir kesinlik yoktur. Birinci kabımıza bakacak olursak, magnezyum hidrojenden aktif bir metaldir ve bütün asitlerle tepkime verir. Bu nedenle birinci kapta kesinlikle bir tepkime olur. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuzda bize yukarıda verilen özelliklerden hangileri HF ve NaOH sulu çözeltileri için ortaktır diye sorulmuş. HF yani hidroflorik asit adı üstünde bir asittir. Sodyum hidroksit ise bir bazdır ve kuvvetli bir bazdır. pH değerinin 7'den küçük olması, HF'nin pH değeri 7'den küçüktür, ancak NaOH'ın pH değeri sulu çözeltisinde pH değeri 7'den büyüktür. Bu nedenle bu ortak özellik değildir. Çinko metali yani Zn amfoter bir metaldir. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girerler ve hidrojen gazı oluştururlar. Bu nedenle ortak bir özelliktir. Çözeltilerinde hidronyum ve OH iyonu içermeleri, bu da doğrudur. Neden? Çünkü asit çözeltileri de baz çözeltileri de hem hidronyum iyonu, diğer adıyla hidrojen iyonu, hem de hidroksil iyonu içerir. Ama baz çözeltilerinde hidroksil iyon sayısı daha fazladır. Asit çözeltilerinde ise hidronyum iyon sayısı daha fazladır. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuzda bize aşağıdaki tepkimelerin hangisinde tuz oluşmaz diye sorulmuş. Birinci tepkimede nitrik asit ve sodyum hidroksit bazı asit ve baz tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşur. Yani burada sodyum nitrat tuzu ve su oluşacak. B seçeneğinde bize asetik asit yani zayıf bir asit verilmiş. Bu zayıf asidimiz suda iyonlarına ayrışacaktır. Yani asetat iyonu ile hidrojen iyonu oluşacaktır. Yani burada bir tuz oluşumu yoktur. Cevabımız B seçeneğidir, ama diğerlerine de bakalım. C seçeneğinde amonyak ve H2SO4 tepkimeye girdikleri zaman burada amonyum sülfat ve su oluşacaktır. Magnezyum asidin içine atıldığı zaman yine tuz ve su oluşacaktır. Magnezyum klorür ve hidrojen gazı ve E seçeneğinde yine asit ve baz tepkimesinden dolayı yine tuz, potasyum fosfat tuzu ve su oluşacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 5. sorumuzda bize 1 mol kalsiyum hidroksit bileşiği içeren sulu çözelti ile aşağıdakilerden hangisinin 2 molü artansız nötralleşir diye sormuş. Şimdi kalsiyum hidroksit yapısında 2 tane OH olduğundan dolayı 2 değerli bir bazdır.
bize bunun 1 molüne karşılık 2 mol asit ile artansız tepkimeye girecek bir formül istemiş. Nasıl düşüneceğiz? Şu şekilde düşüneceğiz. Asitle bazın artansız tepkimeye girebilmesi için hidrojen ve OH sayılarının birbirine eşit olması lazım. Yani burada iki tane OH var. Burayı ise ancak 2 ile çarptığınızda 2 hidrojen elde etmelisiniz. Çarptığınızda 2 hidrojen elde etmek istiyorsanız o zaman yapısında tek hidrojen olan bir asit seçmeniz gerekiyor. Amonyak zaten bir bazdır, olmaz. E seçeneğindeki alkoldür, zaten olmaz. Gördüğünüz gibi B, D ve E seçeneklerine bakacağız. D seçeneği zaten iki değerli bir asittir ve bunlar birebir tepkimeye girerler. B seçeneğindeki üç değerli bir asittir. Bazdan 3 mol, bu asitten 2 mol aldığım zaman ancak artansız tepkimeye girerler. Ama C seçeneğinde hidroklorik asit bir değerli bir asittir ve 2 mol aldığımız zaman, yani 2HCl yazdığımız zaman, bakın 2 hidrojen ve 2 OH'dan dolayı bunlar artık artansız tepkimeye girebileceklerdir. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 6. sorumuzda bize hidroklorik asit çözeltisi verilmiş. Hidroklorik asit çözeltisi ve bunun içine X maddesi ilave ettiğimiz zaman gördüğümüz gibi pH grafiğinin arttığını gözlemliyoruz. Demek ki eklenen X maddesinin ne olması lazım? Baz olması lazım. Yukarıda HCl sulu çözeltisi bulunan kaba X maddesi eklendiğinde çözeltinin pH değişim grafiği verilmiştir. Buna göre X maddesi hangisi olabilir diye soruyor. Demek ki biz X maddesinin baz olduğunu anladığımıza göre seçeneklerde baz aramamız lazım. Limon suyu sitrik asit içerir. Bu nedenle A seçeneği olmaz. Zat yağı dediğimiz şey sülfürik asittir. Bu nedenle olmaz. Sirke dediğimiz şey asetik asittir. Bu nedenle olmaz. Sönmemiş kireç dediğimiz şey kalsiyum oksittir. Ve metal oksit olduğundan dolayı bazik özellik gösterir. Kezzap yine nitrik asittir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 7. sorumuzda bize oksitler verilmiş. Bunların sulu çözeltisinin de hangilerinde pH 7'den büyük olur diye sorulmuş. Yani hangileri bazik olur diye sormuş bize. Şimdi birinci öncülde metal oksijenden oluşmuş bir oksitimiz var. Bu bir bazik oksittir. Bazik oksit diyorum. İkinci öncülde bize ametal ve oksijenden oluşan ama oksijen sayısı ametal sayısından büyük, yani oksijence zengin bir oksitimiz var. Bu da asit oksit olarak adlandırılır. Ve üçüncü öncülde yine bir metal oksijen oksitimiz var. Bu da yine metal ve oksijenden oluştuğu için bazik oksit olarak isimlendirilir. Bazik oksitler suda çözündüğü zaman çözeltimizin pH'i 7'den büyük olur. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 8. sorumuzda bize çeşitli maddelerin pH-pOH oranları verilmiş ve en asidik olan madde hangisidir diye sorulmuş. Biz neyi biliyoruz? pH 7'den küçükse eğer çözeltimiz nedir bizim? Asidiktir. Ve pH 7'den ne kadar küçükse, yani sıfıra ne kadar yakınsa, çözeltimizin o kadar asidik olması gerekir. pH 7'den küçük ise pOH'ın da 7'den büyük olması gerekir. Bu nedenle biz pH bölü pOH oranına bakarken pH değerinin mümkün olduğu kadar küçük ve pOH değerinin mümkün olduğu kadar büyük olan değerine, yani bu oranın en küçük olan değerine bakmalıyız. pH bölü pOH oranı en küçük olan değerimiz de 0,20 ile Z maddesidir. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir.
Evet arkadaşlar, 9. sorumuzda da bize yukarıda verilenlerden hangileri asit ve bazlar ile yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken durumlardandır diye sorulmuş. Birinci öncülde evlerimizde daha iyi temizlik yapmak için çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırılabilir denilmiş. Kesinlikle yanlış. Çünkü çamaşır suyu ile tuz ruhu birbiriyle karıştırıldığı zaman açığa boğucu bir gaz olan klor gazı çıkıyor ve bu da çok büyük bir tehlike oluşturduğu için birinci öncülümüz kesinlikle yanlıştır. Asit çözeltisi hazırlanırken suya yavaş yavaş asit eklenmelidir. Bu doğru bir ifadedir. Asidin sulu çözeltisi hazırlanırken asla asidin içine su dökmemeliyiz. Çünkü bu çok kuvvetli sıçramalara neden olur. Tersine bir kabın içerisindeki suya yavaş yavaş asit ilave etmemiz gerekir. Ve yine üçüncü öncülde asit ve bazlarla çalışırken laboratuvar gözlüğü takılmalıdır. Bu da gözlerimiz hassastır ve asit ve bazların da tahriş edici özelliği vardır. Bu tehlikeden korunmak için de gözlük takmamız gerekir. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bize 10. soruda eşit mollerde nitrik asit ve kalsiyum hidroksitin tepkimesi sonucunda oluşan çözelti için hangi yargılar doğrudur diye sorulmuş. Hemen yazalım. Nitrik asit bir değerli bir asittir. Kalsiyum hidroksit ise iki değerli bir bazdır. Ne demiştik? Asit ve bazın artansız tepkimeye girebilmesi için hidrojen ve OH sayılarının birbirine eşit olması lazım. Burada 2 OH olduğuna göre burada da 2 hidrojen olmalı. Ve tepkime sonucunda da tuz ve suyun oluştuğunu bileceğiz. Hemen devam edelim. Bunların eşit molde olduğunu söylemiş. İkisinde başlangıçta 2 molmuş gibi düşünelim. 2 mol olduklarına göre asitten 2 mol harcanacaktır ve bazdan 1 mol harcanacaktır ve asidimiz biterken bazımızdan 1 mol artacaktır. Bu durumda da ortam bazik olacaktır. Ortam bazik olacağına göre bazik bir çözeltidir. Doğru. Bazik olduğuna göre OH sayısı hidronyum ya da hidrojen, ikisi de aynı şey. OH sayısı hidrojen sayısından daha fazla olmalıdır. Bu nedenle ikinci öncülümüz yanlıştır. Bazik bir çözelti olduğuna göre cilde kayganlık hissi verecektir. Doğru. Asit ve baz çözeltileri iyon içerdikleri için daima elektrik akımını iletirler demiştik. Asit, baz ve tuz çözeltileri. Bizim elimizde de hem tuz var, hem su var, hem tuz, hem baz. Birçok iyonumuz var elimizde. Bu nedenle elektrik akımını iletecektir. Cevabımız 1, 3, 4, D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 11. sorumuzda bize bir pH metre verilmiş ve bu pH metredeki X, Y ve Z çözeltilerinin yerleri gösterilmiş. Bununla ilgili olarak pH'ı 7'den küçük olan maddeler asit, pH değeri 7'den büyük olanlar ise bazdır diye bir hatırlatma yapıyoruz. Ve 7'den 14'e doğru gittikçe bazik özellik artar. 7'den 0'a doğru gittikçe ise asidik özellik artar diyoruz. X burada bir asit çözeltisidir. Y ve Z ise birer baz çözeltisidir. Hemen bakalım. A seçeneğinde bize Y çözeltisindeki OH iyon sayısı X çözeltisindeki OH iyon sayısından fazladır denilmiş. Bu doğru bir ifadedir. Neden? Çünkü Y bazdır, X asittir. Bazlarda OH sayısı, asitlerde ise daima hidrojen sayısı daha fazladır. B seçeneğinde bize X çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir demiş. Bu da doğrudur çünkü X bir asit çözeltisidir. Y ile Z karıştırılırsa tuz oluşabilir demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Neden? Çünkü Y de bazdır, Z de bazdır ve bazlar birbiriyle tepkime vermez. pH değeri en büyük olan Z'dir. Doğru bir ifadedir. Çünkü şurada 0 olduğunu ve burada da 14 olduğunu düşünecek olursak Z 14'e daha yakındır. Bu nedenle pH değeri en büyük olan Z'dir. X asittir, Z ise bazdır. Asit ile baz tepkimeye girdiği zaman da tuz ve su oluşturabilmektedir. Bu nedenle E seçeneğimiz de doğrudur. Yanlış seçeneğimiz C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 12. sorumuzda bize bir düzenek verilmiş. Bu düzenekte hidroklorik asit, sülfürik asit çözeltisi var.
Ve bu sülfürik asit çözeltisine çinko parçaları atılıyor ve bununla ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Çinko amfoter bir metaldir ve sülfürik asit ile tepkime verir. Sülfürik asit ile tepkime verdiği zaman tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Açığa çıkan gaz buradaki elastik balonu şişirir. Yani balon hidrojen gazı ile dolar. Bu doğru bir ifadedir. Burada sülfürik asit kullanıldığından dolayı hidrojen iyon sayısı da otomatik olarak tabii ki de azalacaktır. Ve bir çözeltide hidrojen iyon sayısı azaldığı zaman asidik özellik azalır, yani pH artar, ama bize burada azalır demiş, o nedenle bu yanlıştır. Kapta hidrojen iyon sayısının azaldığını söyledik asit kullanıldığından dolayı, o nedenle 3. öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir.